Thank you very much. I think it was a great panel, the first one. Müthiş bir paneldi ilk panel. Gerçekten İngilizceye dönmemiz gerekecek gibi duruyor. Eğer çeviriye ihtiyacınız varsa dışarıdan kulaklık alabilirsiniz. İki değerli panelistimiz var. Ne yazık ki Liza bağlanamayacak bize. Sanırım teknolojik bir problem var. Eğer katılabilirse haberimiz olacak gibi duruyor. Şu anda iki değerli panelistimizle devam edeceğiz. Panelimiz dijital bankacılık üzerine önemli konulardan bir tanesi. Uzun süredir de tartışıyoruz bu konuyu. Aslında böyle bir itici güç var. 2008'deki finans krizinden bu yana bunu görüyoruz ama zaten her kriz bir fırsat olduğu için böyle bir imkan da yaratıldı. Sanayi devrimi de aslında böyle bir krizden yararlandı vaktiyle. İşte varlık yönetimi olsun, pek çok alanda teknolojiye çok ciddi yatırım var. Dijital dönüşümü her yerde görüyoruz. Dünyanın dört bir yanında. En az gelişmiş ülkelerde bile bunu görüyoruz zaten. Türkiye kesinlikle bu ülkelerden bir tanesi. Deneyimlerimi Richie ile paylaşıyordum Türkiye'deki bankacılık yatırımlarıyla alakalı. Hakikaten teknoloji açısından, altyapı açısından gayet güçlü bir sistemimiz var. Belki çok fazla üzerine eğilmiyoruz ama mobil bankacılık dediğimiz uygulamalar müşteri tarafında gerçekten son derece pürüzsüz ilerliyor. Tabii ki 10-15 yıl sonrasında gerçekten bambaşka bir nokta olacağız. Bu tür kullanım senaryolarına, bu tür kolaylıklara pek çok bankada zaten geçiyor. Şimdi kısa bir girizgah yapayım da biraz ısınalım istedim. Değerli panelistlerimize kendilerini takdim etmelerini rica edeceğim. Merhabalar. Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu etkinliğimin parçası olmak da memnuniyet veriyor. Zinem Can Türk, KPMG Türkiye'de partnerim. Aynı zamanda Fintech ve Dijital Finans ekibinin lideriyim KPMG'de. Merhaba, Türkçe bilmiyorum, kusura bakmayın. Ama çalışıyorum. Teşekkürler demekte birazcık güçlük çekiyorum ama teşekkürler, tamam. Bir de sağ ol diyorsunuz değil mi? Sağ ol. İsmim Richie Santos Diaz. Ekonomik geliştirme danışmanıyım. Aslında yönetim danışmanıyım. Çeşitli hükümetlerle çalışma ayrıcalığını taşıyorum. ABD'de ve Latin Amerika'da çalıştım. Londra'da, Dubai'de. Tabii Dubai'de 30 dereceydi. Sonra burada yağmura geçtik. Hemen hava değişikliğine yakalandık. Bugün üstadım öğrenen bir tanesi de şu. Tabii Fintech ile birlikte bir Fintech Times adlı örgütü temsil ediyorum. Küresel bir yayın Londra merkezli. Bu markayı da 2021'de Afrika ve Orta Doğu'ya taşıma görevini üstlendim. Çeşitli ekosistemleri de Orta Doğu'da ve Afrika'da öğrenme imkanım oldu. Bu muhteşem ülke Türkiye'de de bunlardan bir tanesi. Teşekkürler. Bu da bize memnuniyet veriyor. Şimdi hemen tartışmamıza geçelim. Sizinle başlayabiliriz. KPMG'den katılıyorsunuz. Şahsen şunu biliyorum zaten. Fintech sektörüne dahilsiniz. Bu dijital dönüşüme dahilsiniz. Büyük bir seviyede bunu izliyoruz. Hem KPMG globalde hem burada. Bu yolculuğu gören, buna tanıklık eden insanlar olarak tabii pek çok dönüşüm programlarına dahil olmuşsunuzdur. Dijitalleşme programlarına dahil olmuşsunuzdur. Mevcut ilgi duyduğunuz alanlardan bir tanesi de kripto diyebiliyorum. En sevdiğimiz. Tabii bu konuda da son derece açık fikirlisiniz. Fırsatlara ve sektördeki alanlara ilgi gösteriyorsunuz. Deneyiminize baktığınızda 15-20 yıla baktığınız zaman finans sektörünü ne görüyorsunuz? Öncelikle şöyle başlamak isterim.
Burada finans sistemindeki değişimi nasıl görüyorum? Bundan bahsetmek isterim. Sonrasında dediğiniz konuya geleyim. Regülasyonlar. Şimdi pek çok regülasyon değişiklikleri karşımızda finans ekosisteminde. Geçtiğimiz 10 yılda pek çok şey değişti. İkincisi de şu. Müşterinin deneyimi. Müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları değişiyor. Teknolojik ihtiyaçlar bunları şekillendiriyor. Şu anda API bankacılığından, açık bankacılıktan, banking as a service'ten bahsediyoruz. Kriptodan, blockchain'den, kripto varlığı bu açıdan baktığımız zaman. Burada gündemimizde ikincisi müşteri deneyimi. Üçüncüsü de şu. Regülasyonlardaki değişiklikler var. Müşteri deneyimi var. Bunların hepsinin üzerinde de aslında finans sistemindeki rekabet geliyor. Çünkü finans ekosistemindeki rekabet son derece kızışık. Pek çok oyuncu var, bankalar var, finans şirketleri var, faktöring şirketleri var, elektronik para şirketleri var. Piyasa çok büyük ama bütün oyuncuların sığabileceği kadar büyük mü bilmiyoruz. Her finans kuruluşu pazar payını artırmanın peşinde. Bu da kolay değil. Rekabet gerçekten kızışık. Bütün finans kurumları da bir ayrım göstermek istiyor. Kendilerini ayırt etmek istiyor. Bu müşteri deneyiminde olabiliyor. Aynı şekilde regülasyonlara da uymak istiyorlar. Buradaki denklem aslında giderek karmaşıklaşıyor her geçen gün. O nedenle bu karmaşık denklemin çözümü aslında dijital finans dönüşümünden geçiyor. Bütün finans kurumları için söylüyorum. Hem yeni kurulanlar hem de geleneksel oyuncular için bu geçerli. KPMG'den bahsedecek olursam, KPMG'de biz piyasadaki değişimi görüyoruz, finans hizmetlerindeki değişimi görüyoruz ve şöyle dedik, biz buradaki değişime, finans hizmetlerindeki değişikliklere ayak uydurmalıyız. Özel ve deneyimli, sadece bu alana odaklanan bir ekip oluşturmalıyız dedik. Sadece fintech ve dijital finansa odaklanan bir ekibimiz olsun dedik. Bu sadece Türk ekibiyle alakalı söylediğim. Çok çok yeni, yine KPMG dünyasında, dünya çapında zaten bunu görüyoruz ama ilklerden biri Türkiye'de neredeyse 2 yılımızı buna harcadık. Dünya çapındaki diğer KPMG ofislerimizle temasa geçtiğimiz zaman bizi örnek aldıklarını da görüyoruz zaten. Diğer deneyimleri de görüyoruz bizi takip eden diğer KPMG ofislerinde. Şu anda fintech ve dijital finance ekibimiz tek. Stratejimiz de fintech veya dijital finans dünyasında son derece yalın ve basit. Tek bir noktadan pek çok hizmet sunuyoruz. Yani dijital finans dönüşümü için her tür finans kurumuna bu hizmeti sunuyoruz. Bankalar olsun, işte geleneksel veya dijital olsun, faktöring şirketleri olsun, leasing olsun, e-para şirketleri, blockchain, kripto, aklınıza ne gelirse. Dijital finans dönüşümü kaçınılmaz, bunu biliyoruz ama kolay da değil. Ve zaten müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri de birbirlerinden farklı. Mesela işte yeni kurulmakta olan dijital bir banka ile görüşüyorsak, onların ihtiyaçları geleneksel bankanın ihtiyaçlarından farklı. Geleneksel bankanın ihtiyaçları aşağı yukarı zaten e-para kurumuyla aynı değil. O nedenle şunu biz biliyoruz. Bu kurumları uçtan uca desteklemek durumundayız. Şu anda danışmanlık hizmetleri veriyoruz bütün finans kurumlarına. Buna muhasebe, teknoloji, bilişim, süreçler, regülasyon, teknoloji uygulama gibi. Burada bir lafınızı keserek soru sormak istiyorum. Yani şu anda bankalardaki fintech'te hizmetlerdeki gelişim gerçekten müthiş. Bu noktadan itibaren bölgesel manzaraya dair nasıl fikir vermek istersiniz acaba? Çok seyahat ediyorsunuz, pek çok ülkeye gidiyorsunuz. Esas noktanız da burada finans hizmetlerine erişimi temin etmek pek çok ülkede. Çünkü hala insanları zorlayan bir konudan bahsediyoruz. Mesela Afrika'yı düşünelim. Burada esas konuyu aklımızda tutalım. Dijital bankacılık ve dijital finans
hizmetlerinden bahsediyoruz. Sizin görüşleriniz nedir bu konuyla alakalı? Tabii geçtiğimiz 6 ayda sadece 10 gün evimde kalabildim. Sadece bu yılın tamamı düşüneceksem, yani biraz bağlamına oturtayım isterim. Geçtiğimiz 3 yılda çok seyahat edemediğimiz için birazcık çılgın bir seviyede. Şu an Afrika'yı düşündüğümüz zaman her ne kadar işte dünyanın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi hakikaten çok yüksek gayri safi yurt ticari hasılası olan en zengin ülkeleri de var. Ama dünyanın en fakir 20 ülkesinin 19'u Afrika'da. Zaten buradaki bölgeye baktığımız zaman da pek çok benzerlik görüyoruz finans ortamında da. Pek çok ülkede, Afrika'da geleneksel olarak konuşacak olursak mesela Mısır'a 3 kez gittim bu yıl. Her Mısır'ın 3'te 2'si bir banka hesabına sahip değil. Yani %66. Çok yüksek bir orandan bahsediyorum. Sadece Mısır'da değil bu. Yani Afrika'nın pek çok yerinde bunu görüyoruz zaten. Uganda'ya gitme şansım oldu yakın zamanda. Orada da mesela insanların çoğu bu tür unsurlara erişimi olmayan insanlar. Mesela mobil hizmetleri. Özellikle Doğu Afrika'da, işte Kenya'da finans erişimini düşünün. Yani bir telefon, akıllı telefon bile değil. Sadece USSD teknolojisini kullanan tek telefon bile, yani bu kadar basit bir dijital erişim bile zor. Mesela Senegal'ı düşünün. İnsanların %75'i okur yazar değil. Ama geçtiğimiz 30 yıl içerisinde aşağı yukarı %75'i bir mobil teknoloji kullanmış. Yani okuma yazmaları bile yok. Yine de gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi telefonlarında yine de dijital bir şey, bir işlem yapabiliyorlar. Sadece Afrika'dan bu gerçekleşmiyor. Çünkü tabii işte Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri değil buradaki ülkeler sadece. Nispeten yoksul ülkeler var ve finans içerme hikayeleri de farklı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da işte geçmiş ülkelerde bile nüfusun büyük bir kısmı zaten zengin, varlıklı ve orta sınıf mensubu değil. Dubai'de mesela mavi yakalı çalışanların %75'inin bir banka hesabı yokmuş. Yani hakikaten finans içermesi diyeceksek, dijital bankacılık diyeceksek, gerçekten çok ciddi bir rol oynadığını söyleyebiliriz bu kavramların bu bölgede de. Bence bu bölgede çok daha fazla etki yaratılıyor. Avrupa'yı veya Amerika'yı düşünün. Bu benim görüşüm. Tabii bir şeyi böyle yıkmaya çalışıyorsunuz. Yıkıcı teknolojiler, ama şu an burada bu bölgede yaşananlarsa büyük bir etki gerektiriyor. Gerçekten dijitalleşme Orta Doğu ve Afrika'da çok ciddi bir etki yarattı. Müthiş aslında. Yani buradaki ülkelere bakalım. Gerçekten fiziksel finans hizmetlerine erişimi olmayan insanlara bir imkan sağlanıyor aslında. Bu paneldeki soruya da kısa bir cevap oldu. Dijital bankacılık mümkün mü? Evet, aslında AirTM önde gelen dijital finans hizmet sağlayıcılarından bir tanesi. Para transferlerine odaklanıyor. Aynı zamanda Güney Amerika'daki çeşitli ülkelere de odaklanıyoruz. Burada tabii ki çok ciddi zorluklar da karşımıza çıkmıyor değil. Bu resmi tamamlamak adına böyle bir şey yapabiliriz. Tabii Türkiye ekonomisi ve Türkiye nüfusuyla kıyaslamak mümkün olmayacaktır, ama dijital bankacılık gerçekten şu anda gelişiyor ve regülasyonlarla da birlikte durum değişiyor. Bu noktadan devam edelim isterseniz. Richard, sonra sizinle devam ederiz. Türkiye'de şu anda sorunuza iki cevap vereyim.
Basit cevabı şu olacaktır bu sorunun. Hakikaten piyasada sonsuz fırsatlar var karşımızda. Dijital bankacılık olsun, geleneksel bankacılık olsun ya da herhangi bir finansal kurumda olup bitenler olsun. Ancak dürüst olmak gerekirse bence yeni kurulan dijital bankalar ve kurumların hepsi Türkiye'de faaliyete geçen yakın zamanda sürdüremeyeceklerdir ya da kar elde etmeye başlayamayacaklardır. Olumsuz bir tablo çiziyorum ama ne yazık ki bu bence doğru. Çünkü bazen mesela yatırımcıları düşünelim, girişimcileri düşünelim, bize gelip soruyorlar. Acaba dijital bir bankacılığa ihtiyaç var mı? Bir tane bir dijital banka kursak mı diyorlar. Ekosistemde biricik bir noktaya geçmelisiniz. Başarılı olmak istiyorsanız, hayatta kalmak istiyorsanız ve kar elde edince. O nedenle bir boşluk yaratmanız gerekiyor. Bunun için ödevinizi yapmanız lazım. Değişen müşteri davranışlarını bilmek, inişleri, çıkışları, avantajları ve dezavantajları, başarısızlıkları, sadece fırsatları görmeyin, kendi fırsatlarınızı yaratın. Uygun bir ortamda. Ya da bambaşka bir kitleye hitap etmelisiniz. Zaten müşterisi olan insanlara ve kurumlara değil, bankaya erişimi olmayanlara belki ulaşmanız lazım. Finansal katılımı sağlayabilmek için. Yeni çözümleriniz olmalı ve pek çok işbirliğine de açık olmalısınız esas itibariyle. Richie, belki bu konuda sizin de görüşlerinizi duymak isteriz. Çünkü farklı ülkelerde bölgesel kıyaslamalar yapabilecek durumdasınız. Yeni bir nesil karşımızda. Ödeme kurumları açısından. Bunların bazıları işletmelerini kısmen veya tamamen dijital bankacılığa dönüştürüyorlar. Ve sanal bir banka hesabı açıldığı zaman para aktarımı da kolaylaşıyor. Yaygınlaşıyor da hakikaten. Son derece yaygınlaşıyor. Pek çok ülkede de varlıklarını sürdürüyorlar. Yine sınır ötesi pek çok işlemlerde yapılıyor. Ancak mesela bankaları düşünelim. Şimdi büyük oyuncular bunlar. Zaten çok uzun zamandır varlık gösteren kurumlar bu bankalar. Yeni nesil finans kurumları bu geleneksel bankaların karşısında nasıl durabilecekler? Önemli bir noktaya değindiniz aslında. Çünkü tabii piyasayı anlamanız lazım. Hangi piyasadaysanız onu anlamanız lazım. Türkiye'yi düşünelim. Türkiye ikinci kez gelişim bu. Ama tabii piyasayı aşağı yukarı biliyorum. Aslında önemli düzeyde gelişmiş bir finans ekosisteminiz mevcut burada. Mesela Afrika'dan bahsettim az önce. Orada böyle bir altyapı yok bile. İnsanların büyük bir kısmı kırsal kesimlerde yaşıyor. ATM'ye gitmek bile mesele aslında. Yani dijital dünyayı bırakın. Hani mesela dijital bankacılık değil de İşte altyapıları yok zaten. Başka bir şey sunmak lazım. O nedenle neden bu kadar etki yaratacağını söylemek mümkün. Şimdi hangi piyasadaysanız onu anlayabilmeniz lazım. Mesela bazı piyasalarda işte Afrika'nın bazı yerlerinde insanların büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşıyor. ATM'lere ulaşamıyor. Bankalara bile gidemiyorlar. Çünkü fiziksel olarak ulaşabilecekleri bir altyapı yok. Öyle olduğu için burada finansal katılım dediğimiz şeyin yaklaşım olarak değişmesi lazım. Dijital tabii ki zorunlu ancak herkesin erişim olması lazım. Mesela işte güzel bir telefonum var ama herkesin böyle bir telefonu yoktur değil mi? Pek çoğunun çok daha basit bir telefonu var. O nedenle bu kitleye ulaşmanız, erişebilmeniz lazım. Afrika olacaksa bu mesela. Türkiye çok daha gelişmiş bir finans sistemine sahip, ekonomisi de nispeten gelişmiş durumda, genç bir nüfusu var. Bunun da hepsini dikkate almanız lazım. Bankalar olarak. Evet, tamam. Bu ülkede şunlar var. İhtiyaçlara göre de değişiklikler şu olsun. Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşünün mesela. Ben orada yaşıyorum. Nüfusun %90'ı zaten yurt dışından oraya gelmiş. Oralı yerli değil. Farklı ülkelerden gelmişler.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden zaten en fazla başka bir milletten gelen insanlar Hindistan'dan geliyor. Sadece sosyoekonomik düzeyden de bahsetmiyorum. Bankacılığı unutun. Mesela çağrı merkezlerine ulaşıyorum işte. Arapça, İngilizce ve Punjabi duyuyorsunuz. O nedenle finans servisleri işte telekomlarda vesaire farklı bir manzara karşımıza çıkmıyor. It's very much something simple. It's just trying to understand the customer, right? And that's what the banks need to further do. Okay, so perhaps before moving to the last round of the questions, so I might have to ask the question, as the panel suggests, right? Is digital-only banking possible? So I know that we might have some contrarian views, because I know that even though you work with the banks, but you also work with the startups, with the fintechs, so you're sort of sitting in between, not splitting hairs, of course. But you are also pro-fintech, I know, so and based on your business and everything. But since we heard already from the bankers in the previous panel, perhaps I think we have the luxury to offer some contrarian views here. So the question is digital-only banking possible? Yes, it is. Okay. It is very contrarian, thank you. Yes, it is. Let me start with some history. As you mentioned, Mustafa, the traditional banks are in our lives since 15th century. Mm-hmm. So they have a very proven and solid strategy, mm-hmm. procedures, customer experience, customer solutions, and of course revenue generation models. And then technology started to change. And they adapted themselves. Değişmeye başladı. Kendilerini adapte ettiler. Yeni şeyler ortaya koydular. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM kanalları vesaire. Ama dijital dönüşüm bankacılar için sadece bir mobil uygulamaya sahip olmak değil, internet bankacılığı da değil, sadece dijital anlamda müşteriyi dahil etmek de değil. Başka şeyler de olmalı bu. Yani geleneksel tarafta da eksiklikler mevcut. Yani öyle bir dönemden bahsediyoruz ki, yani fintechlerle de karşılaştığımız bir dönem oluyor bu. Bu yaklaşımla bize ulaşıyorlar zaten. Düşük maliyetli şeyler sunuyorlar, hız sunuyorlar bizlere. Biraz daha sağlam, hatta biraz daha pürüzsüz müşteri deneyimleri sunuyorlar bizlere. Daha fazla çözüm ve daha fazla finansal kapsayıcılık. Bu fintechler aslında geleneksel bankacılığın eksikliğine çözüm oluşturuyorlar ve bu da ekosistem içerisinde bir etki oluşturuyor. Ve bankalar ve fintechler bir araya gelmeye başladıklarında, birlikte çalışmaya başladıklarında, işbirliği yapmaya başladıklarında birbirlerinin güçsüz taraflarını, yanlarını kapatıyorlar ve o zaman daha büyük bir etki oluşuyor. Şimdi ise dijital bankalardan bahsediyoruz ve dijital bankalar olarak da ilerlediğimiz, yüzümüzü döndüğümüz yer burası. Dijital bankalar kendilerini iyi bir noktada konumlandırmalı. Bunu yaparlarsa da yeni nesillerin bankacılık ortamını sunabilirler. Bu anlamda evet mümkün diyorum. Çünkü dijital bankalar kendilerini yalnızca banka olarak değil de fintech olarak da konumlandırırlarsa, yani bir işbirliği içerisinde, kendi başına bir işbirliği içerisinde, o halde en büyük etkiyi göreceğiz diye düşünüyorum. Pazardaki en büyük etkiyi ve böylece başarılı bir hikaye oluşturabileceğiz diye düşünüyorum ben. Evet. Evet, katılıyorum. Dijital bankalar mevcut olabilir. Yani birçok insan bunu yapıyor. Belki çoğunuz fiziksel bankalara gitmişsinizdir. Ne yazık ki evet. Tamam. Son 30 günde bankaya gitmemiş olanlar. Neredeyse şu yarısı. Ama bankacılar var salonda. O yüzden her gün bankayı ziyaret ediyorlar, değil mi? Evet, doğru doğru, siz sayılmıyorsunuz. Burada hata marjını göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani biraz daha geniş bir bölgeden bahsedecek olursak, Afrika'nın bazı bölgelerinde ve dünyanın başka bölgelerinde süper aplikasyon deniyor bir
diyelim ki ödemeler yapıyorlar ve bu portföyü genişletiyorlar zaman içerisinde ve her şeyi sunmaya başlıyorlar ve siz de zaten buna değindiniz, yani Kenya'da örneğin bunun örnekleri var. Süper uygulamalar diyorum. Yani tek bir şeyle başlıyorlar ama kredi sunuyorlar, başka şey sunuyorlar, bir sürü şey sunmaya başlıyorlar. Yani ve siz de zaten buna değinmiştiniz. Bu inovasyonun gömülü hale getirmesi ve entegrasyon şeklinde sadece dijital şeylerle ibaret olmaması, bunlardan ibaret kalmaması. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kapsayıcılığı da almak gerekiyor. Bir süper uygulamaysa örneğin tüm bunları yaparsınız. Uganda'da örneğin Savoda diye bir şirket var. Toktokları bilirsiniz değil mi? Motosikletleri. Uber bu ama bu şirketler için, bu araçlar için, toktoklar için. Şimdi ama fintech'e dönüştürmüş durumda kendini Ugandalı bu şirket. Yani bu gelişmekte olan ülkeler için de bu çok önemli. Altyapı meselesini de beraberinde getiriyor bu ve dijitalin de burada rol oynaması gerekiyor. Aksi takdirde zaten sahip olmadıkları bir şey olurdu. Yani finansal kapsayıcılık olmazdı aksi takdirde. Yani dijital bankacılık dünyanın bazı bölgelerinde mümkün çünkü başka opsiyonu da yok insanların. Şimdi zamanımız dolduğu için seyircilerden soru yoksa tekrar bir özetleyeyim paneli. Bir elde kalktığını görmüyorum. Ben şimdi burada fütüristik olmayı seviyorum. Çünkü finans dediğimiz şey tamamen gelecekle de ilgili. Bütün bu teknoloji, bütün bu inovasyonlar, dijitalleştirme, yani bütün bunlar geleceği de içeren şeyler. Yani burada yalnızca müşterilerin mutlu olmasından bahsetmiyorum yani bu ürünü kullanarak. Ama sürdürülebilir kılmaları da gerekiyor bu işi. Bu çalışmalara başladığımızda, kriptoya başladığımızda birkaç yıl önce bazı insanlar blockchain kullanacağız ve bankacılığı devrime maruz bırakacağız diyorlardı. Evet, ben bu fütüristik tarafını seviyordum ama bazen de fantazi olarak da bulunuyordum. Şimdi panelin konusuna gelirsek sadece dijital bankacılık mümkün müdür? Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ama biraz karşı da çıkmak gerekiyor. Konvansiyonel bankalar orada olacak ve dönüşümden geçerek, değişimden geçerek fiziksel bankacılık gerçekliğimiz olmaya devam edecek bu karşımızdaki manzaraya rağmen. O kadar fazla işlev var, özellik var ki şimdi ben burada bankacılarla empati kurmak istemiyorum. Yakut Bey burada örneğin ve farklı birikimleri var. Çok daha uzmanlar. Ama fiziksel yönü bunun, yani ürünlerin sağlam bir şekilde tutulması, geleceğin bankacılığı, bankacılığın geleceği açısından baktığımızda bunun burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hangi ölçekte bilmiyorum ama böyle olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kapatmak istedim. Panel sonrasında konuşmaya devam edebiliriz ama vaktimiz doldu. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkürler.